Dayıcığım, beğeniyor musun çaldıklarımı? Bir güvercin uçu verdi, vursaydın iyiydi oğlum. Dın 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 gitarı çaldığın gibi korkunç çalıyorsun burada neyse. Fakat on numara mekan ha. Harikasın. Çok beğendim. Senin Gain'de yayınlanan, canlı olarak yayınlanan, evet. Sonra da tabii ki Gain'in premium üyelerine gösterilen Dayı Show. Birincisi çok güzeldi. Kim katılmıştı ilkine? Çerkez kız, Gupse. Gupse katılmıştı. Heyecanlıydı. Heyecanlıydı evet. Orada başka bir hava vardı. Benim katıldığım programda başka bir hava vardı ama bence bu işi yaptın. Yani birincisi geldi, ikincisi geldi. Harbi mi diyorsun? Hakikaten. Ya sen çok önemliydin Okan'ım. Şimdi Gupse Mupse önemli değil. Onlar da sen şimdi yıllardır bu işten ekmek yediğin için yani seni böyle konuk ettik, ben rahatladım artık. Tamam, kim gelirse gelsin yani. Hakikaten mi? Sağ ol. Valla gerçekten ben 10 numara rahatladım yani. Ama ben YouTube'daki videolara da bayılıyorum. Orada bir arkadaş var. O da çok tatlı adam. Nihat'ım ya. Nihat'ım 10 numara adam. Gerçekten Nihat'ım benim biricim, kırmızı çizgim diyebiliriz Okan'ım. Mesela senin için Reyhan mıydı o? Bilemiyorum da Nihat benim için önemli yani. Peki YouTube'daki kabare show değil mi o? Hayır, kukla kabare. Bir dersine çalış, bir gevşemişsin, bir paslanmışsın Okan'ım. Kukla kabare. Peki kukla kabare. Orada çocuklar için tabii diye başlıyorsunuz tabii, ama 18 yaş sınırı var. Yo. Ben yıllarımı çocuk sektörüne verdim Okan'ım. Yıllarımı verdim gerçekten. Biz hayatın gerçeklerin olsun. Ben kendi kafamdan improvize mi diyorum, sen bir şey diyorsun. Kendi kafamdan da ben çocuklara bir şey öğretmeye çalışıyorum. Çok güzel dönüşler alıyoruz. Çocuklar vallahi öğrendik diyorlar yani. Ama orada bir efsane yarattın. Estağfurullah. Efsane. Sensin mi demem? Sen öyle bir pas mı attın? Sensin efsane Okan'ım falan mı demem gerekli? Sensin. En büyük hepsi biz daha yeniyiz Okan'ım. Ne olacak? Öyle bir şey yok ama hakikaten dünyada birçok kukla şovu var. Var. Yani Muppet Show Amerikalılar yapıyor değil mi? Fransızların siyasileri de içine aldıkları ginyoller vardır falan filan. Ülkemizde de çok önemli örnekler var ama dünyada bütün bu kukla şovlarından bir kuklanın ne oldu? Sıkıldın mı? Var biraz evet, çok konuşuyorsun. Benim kafam almıyor senin konuşmalarını. Ondan ben etrafa da bakıyorum. Çok da güzel yapmışsın pavyon gibi 10 numara. Benim mekanla karşılaştırıyorum. Seninki daha güzel. Sağ olasın. Evet. Ama dünyada... Diyorum, kukla önemli, biz de geldi falan gibi bir şey diyordun evet. Ya evet ama bir kuklanın bir talk show yapması ve Türkiye'de şov tarihinde değil mi? Ne Aziz Üsteller, ne Rüstem Batumlar, ne Cem Özerler, tabii, ne Beyazıt Öztürkler, tabii, ne bir tek başına Okan. Bütün bunlardan sonra bunların yerine kim gelecek derken senin gelmen çok manidar değil mi? Ya manidar ama bir şey var, alnımızda Niyaz Yası Okan. Benim geleceğim varmış, ben geldim. Çok da buna mana arama ya. Zaman benim zamanımmış, biraz da ben ekmek yiyeceğim falan filan, sonra da defolup gideceğim. Senin derdin ne? Ben anlamıyorum yani. Yok derdi falan yok ama sıkıntı yapmaya gelmedim yani ben. Hayır sıkıntı değil. Hayır öyle. Şey mi istiyorsun? Skandal mı istiyorsun? Öyle demiyorum. Skandal mı yaparız bakalım? Yani senin amacın ne? Mesela bütün bu şovmenlerin bir hayatı oldu. Evet. Yani mesela ne bileyim zenginleşmek, erkek şovmenler için söylüyorum. Kadınlar. Evet. Ondan sonra sen bunun nesini yiyeceksin ben onu anlamadım. Tamam vereyim sana manşet, kadın ve para. Net, başka bir şey yok. Sen bunun düşkünü müsün? Bunun düşkünüyüm. sen peki sende bir mana var mı bunlar dışında? Ya işte bir manan var. Konuşsan konuşursun. Özü bu oğlum. Muhteşem. Öyle değil mi? Ya alkış, bir tuş vurun oğlum. Alkışlıyoruz dayı. Ha, söyle ya.